Evet sevgili arkadaşlar, merhaba. Bugün fizik dersimizin ilk konusuyla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıl için hazırlık yapacak olan arkadaşlar bunları dinlerlerse eğer istifade edeceklerdir diye düşünüyorum. Anlatacağım şeyler ders kitabından artı farklı kaynaklardan alınan bilgiler olacak. Bakın fizik bilimi ünitesi biliyorsunuz arkadaşlar sözel bir konu. Sözel bir konu olunca da ders kitabının içerisinde geçen bazı ifadeler bizim için daha önem taşımış oluyor. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Fizik bilimi temel bilimlerdendir. Temel bilim ne demektir peki? Başka bilimlerin de içerisinde olan. Yani mesela bir makine mühendisinin içerisinde fizik bilimi vardır. Bir elektronik mühendisinin içerisinde fizik bilimi vardır. Hatta bir kimya dersinin içerisinde bile fizik bilimi vardır. Bakın birçok bilimi ilgilendiren bilimler temel bilimler olarak tanımlanabilir. Mesela matematik temel bilimdir, fizik temel bilimdir, kimya temel bilimdir, biyoloji temel bilimdir. Mesela ziraat mühendisliği, atıyorum veterinerlik ve tıp mesela bakın bunlar biyolojiden ortaya çıkan mühendislikler ya da biyolojiden ortaya çıkan alanlar olarak düşünülebilir. Şimdi temel bilimlerin ne olduğunu anlattık ve fiziğin de bu temel bilimlerle nasıl bir alakasının olduğunu söylemiş olduk. Kelime anlamı doğadır. Bir yerlerde karşımıza gelirse unutmayacağız. Peki fiziğin alt alanları nelerdir? Bir, optik. Yani optik deyince aklınıza gelecek olan ne? Hocam neyi inceliyor optik? Işık değil midir arkadaşlar? Sihirli kelimemiz ışık. Nasıl oluşur? Nasıl yayılır? Ortamlarda davranışlar nasıldır? Bunu belirleyen, bunları araştıran, bunları açıklayan fiziğin alt alanı optiktir. Peki termodinamik, şuradaki term kelimesinden şey yapabilirsiniz. Gençler bakın bu da ısıyı inceler. Isıyla ilgilidir. Katal fiziği onu biraz açmak istiyorum. O yüzden burada ismini verdim ama onu biraz sonra açıklayacağım. Peki nükleer fizik ve atom fiziği. Aslında şu ikisini ben birlikte incelemek istiyorum. Bakın nükleer fizik ve atom fiziği. Gençler atom fiziği adı üzerinde neyi inceler? Atomu inceler. Atomu inceleyen fiziğin alt alanı atom fiziğidir. Peki nükleer nedir? Nükleer bakın ona çok yakın ve benzer bir ifade kullanacağız. O da atomu inceler ama atomun çekirdeğini inceler. Dikkat edin. Atomun çekirdeğini inceler. Atom çekirdeğini daha iyi gözüksün diye şuraya yazayım. Atom çekirdeğini inceleyen çekirdek reaksiyonlarını, bölünmeleri ortaya çıkabilecek durumları kim incelermiş? Nükleer fizik incelermiş. Ama bir atomun başka atomlarla etkileşimi mesela bunu kim inceleyecek? Atom fiziği inceleyecek diyoruz. Peki yüksek enerji plazma fiziği. Plazmayı inceliyor. Belli plazmalarda daha çok yüksek enerji altında elde edildiği için yüksek enerji plazma fiziği ikisi bir arada incelemiyor. Tabii şunu da düşünmemek lazım. Bütün plazmalar yüksek enerji altında mı elde edilir? Hayır. Mesela mum alevi gibi bir örnek verirdik eskiden. Yani alev çok yüksek bir enerjide tanımlamak doğru değil. Ama genel itibariyle yüksek enerji altında oluşturulmuş olurlar. Bakın ne yaptık? Yüksek enerji. Ha, mekaniğe geldik. Peki mekanik ne? Mekanik de 11. sınıfın ilk dönemini düşünün. Ne gördünüz? İşte hareket, dinamik, enerji falan, momentum. Yani özetle hareket ve enerji, bakın bunun ilgi alanıdır. Hareket ve enerji ilgi alanıdır. Cismin nasıl hareket ettiği, çarpışmalar, sonra hareketin ortaya çıkardığı durumlar, hareketin ortaya çıkma sebebi, bunlar gibi durumları kim inceliyormuş? Mekanik inceliyormuş. Elektromanyetizma deyince peki aklınıza ne gelecek? Adı üstüne bakın elektrodan elektriği, manyetizmadan da mıknatısları düşünebilirsiniz. Elektrik ve mıknatısları inceleyen fiziğin alt alanında da biz ne diyecekmişiz? Elektromanyetizma diyecekmişiz. Şimdi bu konuştuğumuz şeyleri biraz açalım. Mesela atom fiziği. Atom fiziği deyince karşımıza gelebilecek, artık bilmenizi isteyecekleri örnekler neler olabilir? Bakın. Nanoteknoloji. Nanoteknoloji deyince aklınıza atom fiziği gelmeli. Nanoteknoloji nedir? Atomik boyutlarda küçük, yani bu küçük atomik boyutlarda maddenin yapısına müdahale etmek diye düşünebilirsiniz. Mesela kir tutmayan kumaşlar, ıslanmayan kumaşlar. Yani bunların üretilmesi, bunların yapısı nedir? Bunlarla ilgilenen fiziğin alt alanı nedir? Atom fiziğidir. Yine aynı şekilde 3D yazıcılar, kuantum bilgisayarlar. Bunlar atom fiziği denilince ya da bunlar denilince aklınıza atom fiziği gelmelidir. Nükleer fizik bakın çekirdek fiziğidir demiştik. Dolayısıyla çekirdek reaksiyonları yani işte fisyondur, füzyondur. Bakın bu çekirdek birleşmesi, bu çekirdek ayrılması ya da bölünmesi. Bakın bunlar gene nedir? Nükleer fizik alt alanlarında incelenecek şeylerdir. Mesela atom bombası. Bakın yine atom yani atom çekirdeğiyle ilgili reaksiyonlardan olduğu için atom bombası denince de aklınıza nükleer fizik gelmelidir.
MR, gençler MR cihazları, X ışınları, bakın bunlar yine aklımıza nükleer fiziği getirmelidir. Şimdi Katar fiziği ile alakalı hiçbir şey söylememiştim liste halinde verdiğimde fiziğin alt alanlarını. Neden? Çünkü dedim ki biraz daha öğrencinin zor anladığı bir tanımı var. Benim burada yazdığım tanım ders kitabında verilen tanım. Bakın ne diyor? Kristal örgüye sahip maddelerin manyetik, optik, elektrik özelliklerini inceler diyor. Yani kristal örgüye sahip maddeler, mesela LCD ekranları duymuşsunuzdur. L, C, D, likit kristal display. Yani burada sıvı kristal diyor. Bunun gibi farklı kristal yapıya sahip olan sıvılar da vardır muhakkak. Ama kristal örgü deyince bizim aklımıza daha çok neler gelecek? Katı maddeler gelecek. O yüzden Katar fiziğini bize buradan çağrıştırabilir. Evet, o zaman şöyle birazcık daha kabaca okuyabilir misiniz? Katı maddelerin manyetik, optik, elektrik özelliklerini inceler gibisinden bir tanımlama herhalde yeterli olur bizim için. Peki Katar fiziği neleri akla getirmelidir? Kaydedici ortamlar, bilgiyi depolayan ortamlar, flash bellekler, CD'ler, bakın katıların üzerinde bilginin depolanmasıyla ilgilidir. Güneş panelleri, yani güneş enerjisi ne yapıyor burada? Elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Atomik boyutlarda robot yapılarak mesela hücrelerin içine yerleştirmek gibisinden bir ifade geçtiği zaman aklınıza neyi getirmelidir? Yine Katar fiziğini getirmelidir. Elektronik, gençler bakın elektronik cihazlar, aslında şu flash bellek ve CD'den de bir oraya çıkış yapabilirdiniz. İşte diyottur, transistördür, ne bileyim, bunlar gene nedir? Elektronik devre elemanları Katar fiziği ile ortaya çıkarılmış olan maddelerdir. Dolayısıyla Katar fiziği deyince aklınıza gelecek olan bir diğer kelime de elektronik olmalıdır. Hani böyle sihirli cümle söylüyorum ki mesela mekanik için ne demiştik? Hareket. İşte ne bileyim elektromanyetizma için ne demiştik? Mıknatıs. Ya da ne bileyim optik için ne demiştik? Işık. Sonra termodinamik için ne demiştik? Isı. Katar fiziği için de böyle bir kelime söyleyecek olursak eğer sihirli kelime belki kristal ve elektronik kelimeleri kullanabiliriz. Şimdi burada da temel ve türetilmiş büyüklüklerin ne olduğunu öğreneceğiz. Temel büyüklükler tek başına anlamı olan büyüklüklerdir. Türetilmiş büyüklükler ise başka büyüklükler yardımıyla ortaya çıkarılabilen, oluşturulabilen büyüklüklerdir. Şimdi bunlar ispat yapılabilir, örneklendirilebilir ama açıkçası kafamızın karşısından çok durumlar gelişir. Şimdi biz bunun için ne yapacağız? Bir pratik yol düşüneceğiz. Hangi büyüklükler temel büyüklüktür, hangi büyüklükler türetilmiş büyüklüktür? Şuradaki tanımı bilelim, tamam. Ama şunu da hiç unutmayacağız. Bakın burada bir şifrelememiz var. Bir şifreleme yöntemimiz var. Bu şifrelemeye göre kısa muz, baş harflerini bir araya getirdiğimizde kısa muz çıktı. Kısa muzdaki büyüklüklerin hepsi temel büyüklüktür. Bunun dışındakilerin hepsi türetilmiş büyüklüktür. Peki, buradaki K ne? Buradaki K kütle. Bakın şimdi sizin de temel büyüklükleri öğreniyoruz. I nedir peki? Işık şiddeti. S nedir peki? Sıcaklık. A nedir peki? Akım şiddeti. M nedir peki? Madde miktarı. U nedir? Uzunluk. Z nedir peki? Zaman. Şimdi bunlar temel büyüklüklerdir. Bunun dışında kalan her şey türetilmiş büyüklük. Şimdi kütleyi ne ile ölçeriz? Kütleyi eşit kollu terazi ile ölçeriz ya da sadece terazi yazabiliriz ama eşit kollu terazi olduğunu unutmayalım. Peki ışık şiddetini ne ile ölçeriz? Fotometre ile ölçeriz. Sıcaklığı ne ile ölçeriz? Bunu daha yakından bildiğinizi düşünüyorum. Termometre ile ölçeriz. Akım şiddetini ne ile ölçeriz peki? Onu da ampermetre ile ölçeriz. Peki madde miktarı ne ile ölçeriz? Madde miktarını ölçen bir ölçü aracımız yok. İşlemlerle yaparız bunu. Uzunluğu neyle ölçeriz peki? Metre ile ölçeriz. Zamanı neyle ölçeriz peki? Kronometre ile ölçeriz diyoruz. Bakın bunlar ölçü araçları. Temel büyüklükleri ölçen ölçü araçları. Peki birimleri nedir bunların? Şimdi birimlerine gelmişken birimleri konusunda şöyle bir anlaşacağız sizinle. İki tane birimimiz var. Genel olarak birbiriyle uyumlu olması gereken iki adet birim sistemimiz var. MKS birim sistemi, CGS birim sistemi. Şimdi CGS santimetre gram saniye, MKS metre kilogram saniye demektir. Şimdi mesela sorsam size, bak bunlar kendi içinde uyumlu olmalı. Sorsam size suyun öz kütlesi nedir diye ne diyeceksiniz? 1 gram bölü santimetre küp diyeceksiniz değil mi? Bize böyle öğrettiler. Parantez içerisinde böyle yazıyorum. Şimdi 1 gram bölü santimetre küp. Gram ve santimetre küp. Bakın gram
ve santimetre küp ya da santimetre birbiriyle uyumlu. Yani biri C ise öbürü G olmalı. Aralarında zaman birimi de S olmalı. Aralarında uyum olmak zorunda. Ya santimetre gram saniye ya metre kilogram saniye olmak zorundadır. Şimdi bir de bizim SI birim sistemimiz var. SI, Standard International. Uluslararası birim sistemi demek. SI birim sistemi. SI birim sistemi MKS'ye uyumludur. Yani metre, kilogram, saniye şeklinde olmalıdır. Şimdi mesela kütlenin birimi nedir dediğimizde gram da diyebilirsiniz elbette. Ama kütlenin uluslararası birim sistemindeki birimi nedir? Kilogramdır. Peki ışık şiddetinin birimi CD diye yazıyoruz ama kandeladır. Mesela biz sıcaklığı günlük hayatta daha çok ne ile söyleriz? Santigrat dereceyle söyleriz. Ama uluslararası birim sisteminde ağırlıklı bilimsel çalışmalarda kullanılan birim nedir? Kelvin'dir. Çünkü daha gerçekçi değerler verir bize. Peki akım? Amper. Madde miktarı? Evet, bunu kimyacılardan çalmışız. Mol. Uzunluk? Metre. Zamanın birimi nedir peki? Saniyedir diyoruz. Şimdi fizikteki büyüklükleri, tamam, temel büyüklük ve türetilmiş büyüklük diye ikiye ayırıyoruz, doğru. Ayrıca bir de yönünün olup olmamasına bağlı olarak skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler diye ikiye ayırıyoruz. Skaler büyüklüklerle vektörel büyüklüklerin arasındaki tek fark yöndür. Bir büyüklüğün yönü varsa vektörel büyüklüktür, yönü yoksa eğer skaler büyüklüktür. Şimdi mesela şunları örnek verelim. Kütle, kütlenin yönü var mıdır? Kütlenin yönü yoktur. Dolayısıyla skaler büyüklüktür. Ama dikkat, ağırlığın yönü vardır. Yönlü bir büyüklüktür. Peki hacim, hacmin yönü var mıdır? Yoktur. Hacim dolayısıyla skaler bir büyüklüktür. Peki uzunluk, uzunluğun bir birimi var mıdır? Düzeltiyorum, uzunluğun bir yönü var mıdır? Yok. Peki bakın, yön yoksa eğer skaler büyüklük, yok varsa dik vektörel büyüklük. Tamam, ağırlık anlaşıldı. Peki kuvvet, kuvvetin bir yönü var mıdır? Evet, vardır. Dolayısıyla kuvvet vektörel bir büyüklük. Peki tork bir yönü var mıdır? Vardır. Dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür. Peki momentum bir yönü var mıdır? Vardır. Dolayısıyla vektörel bir büyüklüktür. Bakın bunları 12. sınıf olduğunuzu ve üniversite sınavına hazırlandığınızı varsayarak anlatıyorum. Yoksa bir tork momentum kısmını 9. sınıf öğrencisi bilmeyebilir. Yani onlarda en önemli dikkat edecekleri şey şu: yönü var mı yok mu? Peki en çok karıştırdığınız yerlerden biriydi. 11. sınıfın son konularından yeni gördük. Şimdi bir elektrik alan vardı, bir de elektriksel potansiyel vardı. Bunlar hep birbirine karışıyordu. Onu da hatırlatmış olayım. Hangisinin yönü vardı? Elektrik alanın yönü vardı. Öyle değil mi? Elektrik alan vektörel. Peki elektriksel potansiyelin yönü var mıydı? Hayır. Dolayısıyla o da skaler idi. Şimdi yönün olup olmamasına bağlı olarak sonuçlarımız değişebilir. Dikkat. Şimdi bundan sonra vektörlerde toplama işlemi falan var ama bunu 11. sınıf fiziğinde anlatmak daha mantıklı. Fiziğin doğası kısmında 12. sınıflara birazcık daha tolerans tanıyarak, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tolerans tanıyarak o kısımlarına girmek istemiyorum. Yani şimdi bu kısımda da bilim nasıl gelişir? Bilim nedir? Bunları konuşacağız. Bunları tartışacağız. Öncelikle bilim nasıl gelişir? Bilimin gelişmesi için bilimsel bir yöntem mi gereklidir? Bilimsel yöntem nedir? Yani ya da bunlarla alakalı biraz konuşmamız gerekiyor. Şimdi bilimin gelişmesi için bir de kavram yanılgıları var. Bakın önce onunla da başlamış olalım sizinle. Yani bilimin gelişmesi için yöntemler mi önemlidir yoksa hayal gücü mü önemlidir? Hayal gücü önemlidir. Şimdi hayal gücü olmadan, bir şeyi hayal etmeden onun nasıl yapılacağına dair kafa yormak mümkün değildir. Dolayısıyla önce bir şeyi hayal etmek gerekir. Yaratıcı düşünce. Dolayısıyla bakın, hayal ettikten sonra gerisi gelişir. Peki her çalışma aynı mıdır? Yani her sorun aynı problemle mi çözülür? Hayır. Peki diyelim ki bir problem bulduk, bir problemi çözdük daha doğrusu. Bu mutlak doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Mesela bu işte korona sürecinde dediler ki o bir ilaç vardı, bu ilaç faydalı dediler. Daha sonra o ilacın faydalı olmadığı öğrenildi, tekrardan bu kesildi gibi. Yani bilim böyle gelişir. Bir şey de mutlak doğru değildir zaten. Bugün bir şeye doğru deriz, yarın daha doğrusunu bulabiliriz. Dolayısıyla şu kelime üniversite sınavında da sorulduğu için üzerinde özenle duruyorum. Bilimsel bilgiler mutlak doğrular değildir. Bunlar değiştirilebilir. Ve yaratıcılık daha önemlidir. Yöntemsellikten çok yaratıcılık önemlidir. Ve farklı farklı yöntemlerle gelişir bilim.
Bilimin gelişmesi de elbette ki önemlidir ve ülkeler ve devletler ne yapmışlardır? Bilimin gelişmesi için bazı kurumlar açmışlardır. Şimdi bilimsel araştırma kurumlarını inceleyeceğiz sizinle. Bir tanesi TÜBİTAK. Türkiye'de olanlardan bir tanesi TÜBİTAK. TÜBİTAK ne yaparmış? Bakın ders kitabındaki ifadelere göre söylüyorum bunu. Bilim politikalarına yön verir. Aynen şu anda işte bilim kurulunun koronavirüs sürecinde hükümeti yönlendirmesi, alınacak tedbirlerle alakalı tavsiye kararları ortaya çıkarması gibi. TÜBİTAK ne yaptı? Bakın bilim politikalarına yön verdi. Peki neleri inceler? Temel bilimleri inceler. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıpla alakalı çalışmalar yapar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar yapar. Güneş enerjisi ile veya da benzeri enerjilerle ilgili çalışmalar yapar. Bir de burada ARGE diye bir şeyden bahsetmişim. ARGE zaten araştırma geliştirme demektir. Yani bilimin araştırma geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yapacak. Buradaki ARGE kelimesini de oradan hatırlamış olalım. Peki TAEK açılımı ne? TÜBİTAK'ın açılımı neydi? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu. TAEK ne peki? Türkiye Atom Enerjisi Kurumu. Peki Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ne işe yarar? Bakın diyor ki radyasyon ve nükleer enerji politikalarına yön verir. Yani bu işte korona sürecindeki yine aynı şekilde bilim kurulunun tavsiyelerinde olduğu gibi radyasyon ve nükleer enerji politikalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunur ve bu konuda hükümeti yönlendirir. İşte kurslar yapar, öğrenciler yetiştirir. Personelin yetişmesi için bu konuda tedbirlerini alır diyoruz. Evet, peki Aselsan nedir? Aselsan ne yapar? Aselsan önce şu kelime anlamını bir görelim bakın. Aselsan askeri elektronik sanayi demektir. Yani askeri bir kurumdur ve daha çok haberleşme ile ilgili. Bakın elektronik sanayi ama aynı zamanda ne diyoruz bakın daha çok haberleşme ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılır burada. ARGE çalışmaları yürütülür burada. Peki NASA ve ESA. Artık bu ülke sınırları dışına çıktık. NASA ve ESA zaten isimler de birbirine benziyor. Bakın bu Amerika'da olan bir kurumdur. ESA ise Avrupa'da bir kurumdur. 22 tane ülke buradaki ESA'ya dahildir. Şimdi Amerika ve Avrupa'da ne yapıyor peki NASA ve ESA? Uzay ve havacılık araştırmaları yapıyor. Yani güneş sistemi, gökyüzündeki işte gerçekleşen olaylar bunlara ait çalışmalar yapıyorlar. Yani tek farkları bunlardan bir tanesinin Amerika'da diğerinin Avrupa'da olmasıdır diyoruz. Şimdi bilimsel araştırma kurumlarından CERN. CERN nedir? Yani güncel bir çalışma. Belki haberlerde ya da ne bileyim işte böyle bilim teknik tarzı, bilim magazin tarzı programlarda falan da denk gelmiş olabilirsiniz buna. CERN dünyanın en büyük parçacık fizik laboratuvarıdır. Parçacık fiziği laboratuvarıdır. İsviçre ile Fransa sınırında kurulmuştur. Yerin 100 metre altına inşa edilmiştir. Büyük hadron çarpıştırıcısı buradadır. Bu hadron çarpıştırıcısıyla neler yapılmıştır? Bakın evren nasıl oluşmuştur? Yani bu soru şu an halen dört dörtlük çözülebilmiş değil. Halimiz bu sorunun cevabını arıyor ve bununla alakalı deneyler yapıyor. İşte bunlar CERN'de yapılan deneylerdir. Evrenin oluşumu, geleceği bunları anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buna ait bilimsel çalışmalar burada yapılmaktadır. Atom altı parçacıkların bulunması, tasnif edilmesi bunlar yine nedir? CERN'de yapılan çalışmalardır. Ve yakın bir zamanda Higgs bozonu daha önce bulmadığımız ama olması gerektiğini düşündüğümüz Higgs bozonu bulunmuştur. Yani bu üniteyle çok alakalı olmasa da 12. sınıfın son kısmı burada geri geldiği için söylemek istiyorum. Higgs bozonu nedir? Tanrı parçacığı diyorlar. Belki duymuşsunuzdur. Niye böyle büyük bir anlam yüklemişler? Çünkü kütlesi olmayan parçacıklara kütle kazandırdığı düşünülen bir parçacık bu. Ne demek kütlesi olmayanlara kütle kazandırmak? Yani bir yaratmak gibi bir şey düşünülmüş burada. Dolayısıyla Tanrı parçacık ismi verilmiştir. Evet, şimdi sevgili arkadaşlarımız fizikle ilgili ilk ünitemiz bu. Fiziğin, eskiden fiziğin doğası. Şu anda fizik bilimine giriş şeklinde ifade edilen konumuz bu. Bunları dinledikten sonra tabii ki sorular çözerek detaylarını görmek ve kendinizi geliştirmek gerekiyor. Hepinize başarılar diliyorum.